Selamlar arkadaşlar, Emre Genç video çekiyorum canım benim. Bir de YouTuber'lar oturduğu yerden para kazanıyor derler arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi arka planda uğraş, evdekileri sustur, ışıkları ayarla, monitörü ayarla, çekim alanını ayarla, temizle, saçını ayarla, başını ayarla. Selamlar arkadaşlar, Emre Genç ben, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rampage'in SMX-C4 model mouse'unu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, mouse'umuz görmüş olduğunuz gibi, ara geçişlerde de görmüş olduğunuz gibi bayağı parlak bir yüzeye sahip ve turuncu siyah hatlar bizi karşılıyor. Onun dışında alt tarafta da kırmızı renk bir aydınlatmamız nefes alma bunda çalışarak burada bizlerin karşısına çıkıyor. Onun dışında bunu zaten makro programından da, birazdan yazılıma da geçeceğiz. Makro programından da ayarlama yaparak çeşitli şekillere sokabiliyoruz. Tasarım konusunda arkadaşlar gerçekten çok çetrefilli bir tasarıma sahip. Abi sen neye benzettin mesela bunu tasarımı? Biraz arabayı andırıyor sanki. Aynen, arabayı andırıyor. Onun dışında biraz da uzay mekiğini andırıyor diyebilirim. Hatta annem de arabaya benzetmişti. Bunu araba gibisinden. Onun dışında arkadaşlar hemen tekerlek hissiyatına değinmek istiyorum. Çünkü benim ilk dikkatimi çeken unsur oldu. Tekerlek arkadaşlar gerçekten çok güzel. Çok başarılı bir tekere sahip. Dönerken de tekerden almış olduğumuz hissiyat çok güzel bir geri dönüş yapıyor. Onun dışında şöyle bir unsur var. Kimisi bu şekilde çetrefilli tasarımları sevebiliyor. Kim arkadaşlarım ise çok fazla keskin at olduğu için beğenemiyor. Bu zaten göreceli bir kavram olduğu için, video izleme sebebiniz de bu olduğu için ben iki yönden de değerlendirmeye çalışıyorum. Artık siz ne şekilde seviyorsanız ona göre değerlendirme alır ve bu mouse'u o şekilde inceleyebilirsiniz. Ön tarafta arkadaşlar Rampage logosunu falan aldığını söyleme gerek yok. Zaten ara geçişlerde siz de görüyorsunuz. Hatta önceden bazı kutuların detaylarına girdiğim için çok üzgünüm. Artık bazı kanallarda kutuyla ilgili incelemeleri görünce ne kadar saçma olduğunu farkına vardım. Önceden ben de yapmışsam affola lütfen. Zaten kutunun nasıl olduğunu sizler de görüyorsunuz. Bunun çok da detayına girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum artık. Burada artı ve eksi olmak üzere iki tane DPI tuşumuz bulunuyor. DPI tuşlarımızdan biraz şikayetçiyim ben. Ben şu şekilde biraz boşluk olan DPI tuşlarını pek sevmiyorum. Biraz daha sert ve yerinde dursaymış daha hoş olabilirmiş. Tekerdeki almış olduğum his mesela mükemmelken DPI'den almış olduğum his benim çok da hoşuma gitmedi. Bu da yine göreceli bir kavram olduğu için ben ne gördüysem sizlere söylüyorum. Artık değerlendirmek size kalmış. Buyurun bir de teknik detaylarımıza geçelim. Arkadaşlar teknik detay kısmımıza gelelim. Burada kabloya da değineyim hemen teknik detaya geçmeden önce. Fare burada örgü kabloyla geliyor. DPI sıralamamıza gelecek olursak da 1200, 2400, 3200 ve 4000 şeklinde DPI sıralamamız var. Bunu da yine makro programını açarak oradan kendiniz istediğiniz sıralamaya atayabilirsiniz. Bu farede en çok öne çıkan özellik 7 tane tuşunun olması. 7 tane tuşa istediğiniz olayı atayabiliyorsunuz. Mesela ben kendi faremde de arkadaşlar DPI tuşunu çok fazla kullanmadığım için buraya makro programıyla müzik değiştirmeye atadım ve buradan tıkladığım takdirde müzikleri değişebiliyorum. Bu şekilde siz de makro programından buraya istediğiniz özelliği atayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz gelin de bilgisayardan makro programını biraz kurcalayalım. Bakalım yazılım bizlere neler sunabiliyor. Bunları da hep birlikte gözlemleyelim. Arkadaşlar ilk olarak makroyu nasıl indirebileceğimizi göstereceğim. Desteksegment.com'da mouse'umuzun ismini gördüğümüz yere tıklıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi makro programlarımızın iki tane sürümü bulunuyor. Bu yenilendikçe burada zaten yenileniyor. Alttaki en yeni sürüme sahip olan arkadaşlar burada zaten tarihi görüyorsunuz. Buradan tıklayarak indirebiliyorsunuz. Makromuzu indirdiğimize göre gelin inceleyelim arkadaşlar. Segment SMX-C4 isimli makromuzu açıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Key Settings kısmı var arkadaşlar. Buradan tuşlarımızla ilgili ayarlamalar yapabiliyoruz. Zaten burada hangi tuşlar olduğu belirtilmiş. Bu tuşlardan da buraya tıklayarak istediğim özelliği atayabilirim. Mesela diyebilirim ki DPI'yi arttır, DPI'yi kıs, ya müziği durdur, ilerlet, sesini kıs, aç, hesap makinesini aç, tarayıcıyı aç, ana sayfayı aç, e-maili aç gibi özellikler atayabilirim. Veya DPI'nin 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2400 ve 4000 seçenekleri arasından hangisini seçmek istiyorsam o tuşa o özelliği de atayabilirim. Yine üçlü tıklama açabilirim, tuş kombinasyonu açabilirim ve ateş tuşu atayabilirim. Ateş tuşu dediğim gibi seri bir şekilde atış yapmamızı olanak sağlıyor. Sağ tarafta ise parametre kısmı var. Parametre kısmından da mouse'umuzun hassasiyetini, kaydırma hızını, çift tıklama hızımızı ve Hz değerimizi ayarlayabiliyoruz. Alt kısımdaki profil kısmından ise profillerimizi atayabiliyoruz. Yine alt tarafta da Restore dediğimiz takdirde tüm ayarlarımızı orijinal fabrika ayarlarına çevirmemiz olanak sağlıyor. Yine yan tarafındaki Apply tuşuna da tıkladığımızda yapmış olduğumuz ayarları atıyor. Main kısmından yukarıda Advanced kısmına geçebiliyoruz. Advanced kısmında arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi renklerle betimlemişler. Bu renklerle istediğiniz gibi yine mouse'umuzun DPI tuşlarını ayarlayabiliyorsunuz. Sağ tarafta ise
LED butonumuz bulunuyor. Bu LED ayarlarından da çeşitli şekilde herz ayarları, hız ayarlamaları, zamanlamasını ve farklı efektlere geçmesini sağlayarak ışıklarımızı da buradan ayarlamamız mümkün. Makro kısmından ise ayarlamak istediğiniz makroyu atıyorsunuz ve ayarlamış olduğunuz makro otomatik bir şekilde mouse'umuz tarafından gerçekleştiriliyor. Buradan kaydı başlatıp mouse'umuza makroyu atayabilirsiniz. Support kısmına da geldiğimizde arkadaşlar burada zaten driver update'leri için yani driver güncellemelerimiz için bizlere bir link verilmiş. Bu linke de tıklayarak driver'larımızı güncelleyerek bu şekilde driver'larımızı da en güncel sürüme kavuşturabiliriz. Buyurun videomuza dönelim. Benim bir farede en çok kullandığım özellik olan şu özellikten bahsedeceğim. Bu özelliği artık o kadar çok kullanıyorum ki bence tüm farelerde olması gerektiğini düşünüyorum. Web tarayıcıda gezerken yan tarafta görmüş olduğunuz tuşlardan geriye gelme ve ileriye gitme özelliklerini buradan kullanabiliyorsunuz. Yine yan taraftaki büyük butonumuzda oyunlarda seri ateş şeklinde ayarlayarak oyunlarda bu şekilde bir özellik kullanabilirsiniz. Yan tarafa atacağınız tuşlardan da nişan alma, eğilme gibi özellikleri atayarak kullanabilirsiniz. Yine bu fareyle driver'dan makro atayabileceğinizi de unutmayınız diyerek diğer özelliklerimize geçelim. Mouse'da arkadaşlar 20 milyon tıklama ömrü bulunuyor. Burada ben sizlere bir de tıklamaların sesini dinletmek istiyorum. Ve mikrofonum ne kadar alır bilmiyorum ama tekerleği kaydırdığımızda çıkan sesi dinletmek istiyorum. Tekerlek kaydırma sesimiz de bu şekilde, bilmiyorum ne kadar yansıdı. Yansımışsa zaten editte koymuşumdur. Yansımamışsa editten kaldırmışımdır bunu. 150 gram bir ağırlığa sahip olan mouse'un arkadaşlar 150 santimde kablosu bulunuyor. Bunun dışında maksimum hızlanması da 20 G olarak belirtilmiş. Ve içerisinde Avago 3050 sensörümüz bulunuyor. Bu şekilde oyunlarda da herhangi bir takılma vesaire yaşamadım. Sağ ve sol eller için de uygun olan mouse'da arkadaşlar 7 farklı LED bulunuyor. 7 farklı renk arasında seçimler yaparak ayarlayabilmemiz etmemiz mümkün. Teknik detaylar kısmında da mouse bizlere bunları sunabiliyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Elimden geldiğince tüm gördüklerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.